Merhaba değerli arkadaşlar. Kolay yöntemleriyle Rusça kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Rusça'da isimlerin cinsiyeti öğreneceğiz. Rusça'da canlı veya cansız tüm kelimeler eril, dişi, nodır cinslere ayrılırlar. Rusça'da kelimelerin yaklaşık %46'sı eril cinsdir, %41'i dişi ve %13'ü nodır cinsdendir. Cins deyince kelimenin anlamla ilgili olmayıp kelimenin dil bilgisi biçimle ilgilidir. Fakat canlı varlıklarda biyolojik cinsi geçerlidir. Şimdi cinslerimizi bir tanıyalım. Eril cins, tüm sessiz harflerle bitmiş kelimeler ve bazı yumuşatma işaretle bitmiş kelimeler eril cinsdendir. Evet. Sessiz harfler ve yumuşatma işaretleri görüyoruz. Öncelikle bir kelimelerimiz okuyalım. Siz de tekrarlayın. Dom, город, брат, учитель, день, çay. Evet, dişi cinsi geçelim. A veya ya harfle bitmiş tüm kelimeler ve bazı yumuşatma işaretle bitmiş kelimeler dişi cinsdendir. Evet, alar, yalar ve yumuşatma işaretleri görüyoruz. Öncelikle kelimeleri okuyalım. Strana, Turcia, sestra, uçitelnica, noç, titrat. Gördüğünüz gibi yumuşatma işaretinden eril ve dişi kelimeleri vardır. Fakat yumuşatma işaretinin bir kuralı yok. Ancak bu tür kelimeleri ezberlemeniz gerekiyor. Fakat bazı ipuçlar var ki ben sizi öğreteceğim. En azından birazcık sizler için kolaylık sağlayacağım. Ne demiştik? Canlı varlıklarda biyolojik cinsi geçerlidir. Ve A veya Y harflerle bitmiş erkek isimlerimiz vardır. Örnek baba, dede, erkek, dayı, amca kelimelerimiz A veya harflerde bitmiştir. Öncelikle şu kelimeleri ezberleyin ki sonra yanlış konuşmamış olursunuz. Okuyalım. Baba, dedushka, mushina. Дядя. Şimdi nodır cinslerimizi tanıyalım. O, E, Yo harfle bitmiş tüm kelimeler ve Mia ekiyle bitmiş sadece 10 adet kelime nodır cinsdendir. O ve E harfleri görüyoruz. Bu demek ki nodır cins kelime. 10 adet kelime Mia ekle bitmiş dedik. Fakat günlük hayatta sizin karşın sadece şu 2 tane kelime çıkar. Onun için ad, isim, zaman kelimelerimiz önemli kelimelerdir. Öncelik verin ezberlemek için. Çünkü ezberlememiş olsanız ya harfi görüp dişi cins sayarsınız ve yanlış konuşmuş olursunuz. Onun için öncelikle şu 2 tane kelimeyi ezberleyin. Okuyalım kelimelerimiz. Slovo, utro, morje, zdanje, imya, vremya. Evet arkadaşlarım, bir toparlayalım. Rusça'da 33 tane harf var. 33 tane harf içinde 21 tanesi sessiz. 21 tane sessiz harflerle bitmiş kelimeler eril cinsdir. 10 tane sesli harfimiz var. 10 tane sesli harf içindeki 2 tanesi yani A veya Ya harfle bir kelime bitmiş ise bu da dişi cins kelime diye bileceksiniz. Ve sesli harfleri içinde bulunan 3 tane O, E, Yo harflerle bitmiş kelimeler nodır cins diye bileceksiniz. Evet arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımız zaman 21 tane, 2 tane ve 3 tane harflerle bitmiş kelimeler eril veya dişi veya nodır cinsdir. Yani Rusça'da bütün kelimeler ya buradadır, ya buradadır, ya da buradadır. Başka şansı yok yani. Cins olmayan bir kelime yok çünkü. Peki şöyle hesapladığımız zaman 26 artı 2 tane de işaretimiz vardır. 28 oldu. 5 tane harf görünmüyor, eksik. Ne demek bu? Öncelikle 5 tane harflerimiz hangileri okuyalım? E, U, U, İ, Ü sesli harflerimizdir. Ne demek bu 5 harfi yok burada? Yani şu 5 harften hiçbir kelime yani yalın kelime yok demek. Eğer bu harflerden bir kelime görürsünüz demek ki o kelime ya ismin çokuldedir ya bir ismin halde bulunuyor. Yani artık yalın halden çıkmış bir durumdadır. Zaten hatırlıyorsunuz alfabe bölümden E harfinden sadece kelimeler başlar demiştim. Şunlar zaten L'ler ekleridir.
gibi buradan da bir yardım alabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, Rusça'da cins çok önemli bir konudur. Ve abartmış olmayayım eğer söylesem, cinsleri öğrenirsiniz, artık kullanırsınız doğru. Ben Rusça'nın %50'si biliyorum diye diyebilecek durumda olursunuz. Çünkü her şey, bütün gramerekleri, her şeye cinse bağlıdır. Başka dillerde de cins meselesi var. Fakat kısmen vardır. Ama bizim Rusça dilde çok fazla yoğun. Örnek şöyle bir şey diyeyim. Dikkat etmişsiniz eğer. Bütün kız ve bayan isimlerimiz A ve Y harflerden biter. İsimler bile cinse uyuyor yani. Mesela siz bir Türk erkeksiniz. Çocuğunuz doğarsa, erkek de olsa, kız da olsa sizin soyadınız alır ve bu kadar. Fakat bizim dilde bir kız çocuk dünyaya geldiği zaman babasının soyadını aldıktan sonra mutlaka soyadını uygun ek alıp sonra A harfle bitmiş olmalı. Bir erkek çocuk doğarsa babasının soyadını sessiz harfle bitmiş o şekilde alır. Bir kız evlendiği zaman, eşinin soyadını aldığı zaman mutlaka o soyadının uygun birkaç eklerimiz var. Ek alıp sonra mutlaka A harfle bitecek. Yani şunu daha pekiştirmek için şöyle bir örnek getirmek isterim. Deniz'den bir tane pasaport bulduk. Rengi de yok. Hani pembe mavi değil ya desek bu bir bayana mı ait, bu bir erkeke ait. Normal mavi bir pasaport. Ve pasaportu içindeki resim ve ad silinmiştir. Hiçbir dilde bu pasaport bir bayana mı erkeğe mi ait bilinmez. Fakat Rusça'da yani Rus pasaport olursa eğer soyadının son harfi A varsa o zaman rahat gönülde bu bir bayana aittir dersiniz. Eğer sessiz harfle bitmiş bir soyadıysa bu da bir erkeğe aittir diyebiliyorsunuz. Yani ne kadar çok önemli bu cins meselesi, soyadlarımızı adlarımızı bile etkiliyor. Şöyle diyeyim, Rus dili ses uyum üstünü yapılmıştır. Onun için bu cins meselesi var. Ses uyumu olsun diye. Evet değerli arkadaşlar, tabii ki devam derslerimizde bol örnekler yapacağız ve bu konu çok güzel şekilde oturtacağız. Evet değerli arkadaşlarım, kelimeleri, cinsleri bulmamız için PDF olarak bu fotokopiyi bırakacağım video altında. Burada birçok kelime var. Eril, dişi ve notal olarak 3 tane sütun açtım. Kelimelerin son harfine bakarak cinsi bulup hangi cinsden olduğunu o sütunlarda yerleştirin. Hem kelimeleri yazmış olursunuz, alfabeniz daha iyi olur ve cinsleri bulmanızı kolaylık sağlar. Burada birkaç tane kelimeden bu örnek göstereyim nasıl çalışacağız. Örnek burada bir kelime var. K harfle bitmiş. K harfi sessiz harf olduğu için bir eril bir kelimedir. Yani birinci kelimemiz eril cins için yazacağız. E harfle bitmiş bir kelimemiz var. E harfle bitmiş ise o zaman neuter bir cinstir. İkinci kelimemiz neuter cins sütun için yerleştirmemiz gerekiyor. A harfle bitmiş bir kelimemiz bulunuyor. A harfle bitmişse dişi kelimedir demek ve üçüncü kelimemiz dişi cins için yerleştireceğiz. A harfle bitmiş bir kelimemiz var fakat canlı varlık olduğu için biyolojik cinsi geçerli, yani dede kelimemizdir. Bu bir dişi cins olamaz. A harfle de bitse. Bu bir eril kelimedir ve dördüncü kelimemiz eril cins sütun için yerleştirmemiz gerekiyor. V harfle bitmiş bir kelimemiz bulunuyor. Sessiz harfle bitti. Onun için yine eril cins bir kelimedir. Beşinci kelimemiz eril cins içinde yerleştireceğiz. O harfle bittiği için noter bir kelimedir. Onun için altıncı kelimemiz noter cins sütun için yazın. Yumuşatma işaretinden bitmiş bir kelime. Gün gündüz kelimemiz. Bunun tabii ki kuralı yok dediğim gibi ama göstereceğim ipuçları. Fakat şöyle bir ipucu vereyim burada. Yanılmıyorsam gündüz adından bir Türk isim var. Erkek isimdir. Gündüz erkek isim olduğu için eril bir cins kelime olduğunu buradan hatırlamaya çalışın. Hani bir öyle pucuk olsun. Yani yedinci kelimemiz yine eril cins için yazacağız. Ve yumuşatma işaretinden bitmiş yani çemiyak hızlaktan biten kelimelerimiz genellikle dişi cins olur. Bu da bir dişi kelime olduğu için sekizinci kelimemizde dişi cins için yazacaksınız. Ve böyle o kelimeleri bitirmeye çalışın. Artık cins konusunda bir sorunuz kalmayacak. Tabii ki sıradaki derste bütün kelimeler, aitlik zamirleri yan yan getirerek hem cinsi hem aitlik zamirleri nasıl kelimeleri yanına kullanacağız hepsini bol bol örneklerde göstereceğim.
Onun için şimdi bir okuyalım kelimelerimiz. Подарок, сердце, природа, дедушка, остров, вино, день, ночь. Evet arkadaşlarım, bugünlük bu kadar. Sıradaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.